Allah seni başarıya erdirsin. Bilmelisin ki susmak erkek ve kadınların abdal haline gelmesini sağlayan dört unsurdan biridir. Abdal bedellerden haline gelmesini sağlayan dört unsurdan biridir. Bir sufiye şöyle denilmiş. Abdalın sayısı kaçtır? O da 40 kişidirler diye yanıt vermiş. Niçin adam demedin diye sorulunca bazen içlerinde kadınlar da olabilir demiş. İşte bu makamlardan daha önceki ikinci ciltte işledik bunları. Kırklar diye halk arasında bilinen abdallar 40 kişidir. Bazen bunların içerisinde işte kadınlardan da bu makama erişenler olabiliyor. Kırkların içerisine. Yani Evliyaullah'ın derecelerinden o kırklar makamına kadar çıkmış kadınlar da bulunabiliyor. İşte buna buradan örnek vermiş. Ne diyor? Bir sufiye şöyle denilmiş. Abdalın sayısı kaçtır? O da 40 kişidirler diye yanıt vermiş. Niçin adam demedin diye sorunca, niçin 40 adam demedin diye sorunca, bazen işlerinde kadınlar da olabilir demiş. Hazreti Peygamber kemal hakkında böyle demiş ve onun bazen kadınlarda da gerçekleşebileceğini belirterek bu kadınlar arasında Hazreti İsa'nın validesi Meryem bin İmran ve Firavun'un eşi Asiye'yi zikretmiştir. Daha önceki sohbetlerimizde işlemiştik. Resulullah Efendimiz hadis-i şerifinde öyle diyor. Erkeklerden birçoğu kemale erişmişken kadınlardan Meryem ile Asiye kemale ermiştir buyurmuştur Resulullah Efendimiz. Susmanın bir hal ve makamı vardır. Makamı salikin varlıklarda konuşmayı yaratan haktan başka konuşan görmemesidir. Bakın, susmanın bir hal ve makamı vardır. Makamı salikin, bu yolcunun, müridin varlıklarda konuşmayı yaratan haktan başka konuşan görmemesidir. Her konuşanda hakkı müşahede etmekte. O her şeyi yaratan Allah'tır. Kul özü gereği susan, dolaylı olarak konuşandır. Susmanın hali ise şunu görmektir. Hak kendisinde konuşmayı yaratmış olsa bile kul da konuşandır. Kulda konuşandır. Hak kendisinde konuşmayı yaratmış olsa bile kulda konuşandır. Nitekim kul kendisinde yaratılan hareket ile hareket eder. Öyleyse kulun mutlaka susması geçerli değildir. Çünkü ona belirli hallerde vacip bir emir olarak Allah'ı zikretmek emredilmiştir. Susmak bir şey yapmamak anlamında olumsuz bir nitelik olduğu için tenzih niteliğiyle sınırlı bir makamdır ve hükmü onun dışında gözükür. Batınında ise susmak geçerli değildir. Çünkü batını Allah'ın tesbihini söyler. Öyleyse mutlak anlamda susmak imkansızdır. Konuşulan konu örfte bilinen susma hakkındadır. Burada konuşulan konu örfte bilinen susma hakkındadır. Farz ya da Allah'ın zikri olmaksızın susmasına konuşmanın girdiği kimse susmamıştır. Burada susan, boş ve ölçülür bir mekanın giremediği şekilde parçaların birbirine bağlandığı tekil bir yapıyı ortaya koyan kimsedir. Bu durumda insan susan haline gelir. İnsan gerektiği şekilde susanlardan olup olmadığını öğrenmek isterse sadece söz ile meydana gelebilecek hususlarda soyut himmet ile etkinin olup olmadığına bakmalıdır. Soyut himmet etki eder ve amaç gerçekleşirse böyle biri gerçek susandır. Örnek olarak hizmetçisine bana su ver veya yemek getir veya falana git ve ona şöyle de demeyi isteyip de bunlardan herhangi birini işaret ile belirtmeyen bir efendinin durumunu verebiliriz. Allah'ın susanın aklından geçenleri kulağında yaratmasıyla hizmetçi bunları anlar ve yerine getirir. İşte bu himmet, daha önceki sohbetlerimizde bahsettik ya, o düşüncesinden geçirdiğiyle, sözde kelam söylemeden düşüncesinden getirdiği şekilde karşısına ulaştırmak istediği sözü, kelamı sözsüz olarak ulaştırmış oluyor. Ve bu şekilde hizmetçi anlar, bunları yapar diyor. Hizmetçi bu durumda sorulduğunda falanca bana şunu yap dedi diye karşılık verir. Bu sözü kendi kulağıyla duyar fakat onu susanın sesi zanneder. Gerçek ise öyle değildir. Bu hale sahip olmayan kimse susan olduğunu iddia etmemelidir. İşaretle konuşan susan ise hem kendini hem başkasını yorar.
Bu yorgunluk onun adına bir sonuç meydana getirmez. Hatta bu kişi işaretle konuşan dilsize benzer ve dolayısıyla ona itimat edilmez. Tasavvuf yolundan bir grubun hakkında yanıldıkları bir meseledir bu. Kendine karşı samimi davranan kimse adına bu konuda bir terazi ortaya koyduk. Bu teraziyle onu tartarız ve böylelikle işi karıştırmaz. Bu ise ihsan sahibi, yani Allah ismine mensup olanlar anlamındaki ilahiler için gerçekleşebilir. Bunların dışında ihsan makamının gerçekleşmediği müminler ve Müslümanlar için meydana gelmez.